Ahmet Kekeç, bağlamada çalsaymış tam olacakmış. Milli görüşün patent sahibi olduğunu iddia eden partinin genel başkanı gençlerin hoşlanacağı ifadeyle söylersek yardırmaya devam ediyor. Dün AK Parti ile ittifak kapılarını kapatmadıkları yönünde bir beyanatını okudum. Önce patent sahibi olduklarını hatırlatıyor. Bu arkadaşlarımız ki milli görüş iddiasını sürdüren AK Parti'yi kastediyor. Herhalde biraz kilo aldılar. Bizim gömlek bunlara sığmaz, giremezler, yırtılır. O kadar büyük ciddi yanlış adımlar attılar ki telafisi bu arkadaşlar tarafından mümkün değil. Hem telafisi mümkün değil, hem biz bir ittifak kurabilir miyiz? Kurabilirlermiş. Soruyu biz bir ittifak kurabilir miyiz sorusunu sorduktan sonra insanda istikrah uyandıracak ve bu arkadaş zekamızla alay mı ediyor dedirtecek bir cevap veriyor. Kendi ifadeleriyle aktaralım. Biz bir ittifak kurabilir miyiz? Garip geliyor ama arkadaşlar derse ki biz size devleti teslim ettik. Gelin beraber yönetelim. Kararları da siz alın. O zaman varız. Ama sil baştan her şeyi değiştirmek şartıyla başka türlü ülkenin düze çıkması mümkün değil. Ne güzel bir teklif. Seçime AK Parti kazanacak ama yönetimi Milli Görüş'ün patent sahibi olduğunu iddia eden partiye devredecek. Hiçbir işe karışmayacak. Peki bedavadan iktidar yetkisini uhdesine alan Sayın Genel Başkan ne yapacak? İlk icraatı herhalde yatırımları durdurmak olacaktır. Kendisi söylüyordu. İktidara geldiğimizde tüm yatırımları durduracağız. Niye? Çünkü üretime dayalı yatırım yok. Deli misin diyorlar. Eh, birazcık delilik var. İkinci icraatı da IMF'yi ülkeye davet etmek olacaktır. Ki Sayın Genel Başkan IMF'ye borç ödediğimiz dönemi daha müreffeh buluyordu. IMF ile Stenbay anlaşması yapsaymışız, ekonomimiz bugünkünden daha iyi olacakmış.'' İlginçtir, IMF konusunda tazik yapan kişi sadece bu sayın genel başkan değil. Kozmopolit İstanbul sermayesi de vaktiyle epey baskı uygulamıştı. Hatta bazı dış çevreler, bazı kredi derecelendirme kuruluşları, bazı batılı finans odakları. Sözcüleri Hasan Cemal'e de sakın silah bırakmayın diye terörist ayartan gazeteci. Şöyle bir yazı yazdırmışlardı. Erdoğan'ın ekonomik krizi baştan beri kötü yönettiğine ilişkin kanaat gittikçe yaygınlaşıyor. Erdoğan'ın ekonomi takımına dönük eleştirel yaklaşımları fazlasıyla tepki topluyor iş dünyasında. Onlardan birinin sözleri şöyle, IMF ile bir an önce anlaşma yapılmasında fayda var çok gecikirdi. Geçen Mayıs ve Haziran'da yapılmış olsaydı Türkiye'ye 40 milyar dolar gelebilirdi, şimdi ancak 20 milyarda kalacağız. Güncel soru IMF ile anlaşma kapıda mı? Öyle gözüküyor. Süreç hızlandı. Bir bankacı şöyle dedi. İlle de yumurtanın kapıya dayanması mı lazım? Bu yola daha önce gitseydik çok daha iyi olurdu. Bu yazının yazıldığı tarih 2008. Üzerinden 10 yıl geçti. Gezilere, 17-25'lere, 15 Temmuz'lara rağmen beklenen kriz gelmedi. Para satmak için içerideki acentelerini devreye sokan IMF e eli boş döndü. IMF sevdalısı Sayın Genel Başkanı Doğan Medya grubunun bir televizyon kanalında izlerken anchorman kılıklı İbişe Meram anlatıyordu. Şöyle düşünmüştüm. Olmuş kendini. iyi yetiştirmiş. Bağlama çalmayı da bilseymiş tam olacakmış. Ahmet Kekeç Star